Bugün sizlerle bu ürünü inceliyoruz. Kutusundan çıkardık. Bu arada gerçekten çok ufak, ipince. Yani iki tane kibrit kutusu mu diyeyim bilmiyorum. Yan yana gelmiş şekilde. Biz bunu ne yapacağız peki? Biliyorsunuz MacBook Pro M1 aldım. Bunlar tek anakart üstünde. Her şeyini, RAM'ini, depolama alanını yani hard diskini içeriyor. Şu kadarcık ufacık bir çiple beraber. Ve bunları hiçbir şekilde değiştiremiyoruz. Ve biliyorsunuz ki hard diskler SSD olsun ya da eski tip HDD'ler olsun kullandıkça ömrü azalıyor. Üstünde yağ, sil, işlem oldukça. MacBook Pro'nun da çabucak ömrünü azaltmamak için hard diskinin böyle bir çözüm var. Artık tüm programları buna yükleyerek MacBook'ta MacBook'un depolamasındaki o yükü alacağım üstünden. Ufacık, çok şık bir cihaz. Bu videoda sizlere bu ürünün hız testini yapacağım. Aynı zamanda render sürelerine bakacağız. Videonun en sonuna koyacağım bunu tamamen video bittikten sonra. Editleyip render aldıktan sonra ekleme yapacağım. Hem bunun hızını, render süresini, hem bilgisayarın kendi render süresini, hem de eski tip HDD'lerin, taşınabilir HDD'lerin hızını, render süresini üçlü bir şekilde yan yana koyarak sizlere söyleyeceğim. Aynı zamanda hız testini yaparken bu cihazın, böyle biliyorsunuz Type-C hub çeviricilerimiz var. Ürün kutusunun içinden de bu şekilde normal bildiğimiz USB çıkıyor, çevirici daha doğrusu adaptör. Bununla da Type-C hub çeviricisiyle bakalım değerlerinde bir düşme var mı, bunu değerlendireceğiz. Hız testlerine geçmeden önce belirtmek istiyorum. Düşmelere dayanıklı 1 terabayt boyunda bu. Saniyede 1050 MB dosya transferi yapıyor. Suya dayanıklı. Çok hızlı olduğunu söylüyor. Cepte çok rahat taşıyabileceğimiz gerçekten ufak. Bakın gerçekten ufak. Şöyle söyleyeyim, eski telefonum iPhone 7 Plus'tı ve iPhone 7 Plus kalınlığında sadece. Ve şuradan ister çantamıza bağlayarak ister yani istediğiniz yere bağlayın. Boynunuza bile asabilir. Gerçekten çok kompakt bir cihaz. O halde hemen bilgisayar başına geçip testlerimize başlayalım. Bu kompakt MacBook'u her yere götürebileceğim cihazımı şimdi bağlıyoruz bilgisayara. Ekran kaydımı başlatıyorum. Taktık bunu. Şöyle bastım. Hız test programımızı açtık. Buradan Extreme Pro'yu seçiyorum. Bunu diyorum. Ve Start'a bastım. Değerler biliyorsunuz vaat ettiği değerler 1050 MB/s'ydi. Yalnız ilk değer testleri yaptı. Gördüğünüz gibi yazma 732.2 MB/s ama okuma ise 686.8 MB/s. Tekrar ölçüm yapıyorum. 746 MB/s, 689 MB/s. Tamam, eskisinin 7 ve 6 katı değerler veriyor ama vaat ettiğinin altında değer veriyor. Aynı şekilde bunu durduralım. Hard diskimizi buradan çıkışını yapalım. Bilgisayardan çıkarıyorum. Şuradaki Type-C hub'ımı takıyorum bilgisayara. Daha sonra bu kompakt cihazımızın USB adaptör çeviricisini şu şekilde bağlayıp okumamak dinat etti kamera bu arada. Takıyorum. Bu arada hafif bir ısınma yapıyor cihaz. Bağlantı yerine bakayım, bilgisayarda yapmıyor ama hafif bir ısınma yaptı cihaz. Hard disk. Bağladım hapa. Açıldı, tekrardan okudu. Hız test programımızı açıyoruz. Buradan tekrardan hard diski seçtik ve start'a basıyorum. Yarı yarıya düştü değerler. Bunun 3 katı yazma hızına da sahip olsa aynı şekilde okumada tam Type-C hub'la ya da USB girişinden dolayı hız yarı yarıya düştü. Büyük ihtimal USB 3.2'yi desteklemiyor bu hub. O yüzden böyle olduğunu düşünüyorum ben. Hız testini bitirdiğimize göre bilgisayarın kendisi zaten 2700-2800 değerler verirken bu 100 dediğim gibi bu 1000'leri maalesef görmedi. Bakalım Final Cut Pro, Photoshop, Lightroom gibi programları içine atınca 4K videolar editlerken nasıl bir performans sergileyecek, bunu göreceğiz. Özellikle render'da. Çünkü buna programları atıp kullanamıyordum. Sadece videoları bundan kullanıyordum ve 4K videoları editleyebiliyordum sorunsuz bir şekilde. 100 MB/s hızdayken. 700'de bakalım yazılımı da içine atarak yapabilecek miyim bunu. Render sürelerini bunun
yeni ürünümüzün bilgisayara bağlı çıkarmadım. Aynı zamanda bilgisayarın kendi depolama alanının hızıyla 4K render'ımızı alırken hangi performansı ne kadar sürede aldığını bunları videonun en sonuna ek olarak koyacağım bu videoyu editledikten sonra değerlere bakarak, ekran kaydını alarak. O halde bu videoyu bitirdiğimize göre videonun sonunu geçmeyin ama diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şöyle sayacımı hazır tutuyorum. Zaten video olarak YouTube H264'ü düşürdüğü için H264 yapıyorum. Burada görüyor musunuz bilmiyorum. 2.44 GB yapıyor çıktı alacağımız video. 72 GB bir proje ama çıktısı 2.44 GB. 5.5 dakikalık. Ve şöyle diyelim. Aynen Sandisk Extreme save dediğim anda kronometreyi başlatıyorum. 1, 2, 3. Şuradan da şurayı açıyorum. Şuradan görebilirsiniz. Yüzde kaçta olduğu. Kronometrede saniye olarak işliyor.